yoksulluğa, yozlaşmaya, asimilasyona, doğa katliamına karşı yürüyüşüyle basın açıklamasının yasaklandığı ve grup yorum ile grup isyan ateşinin konserlerine izin verilmeyeceği ifade edilmişti. Gelen sanatçıların Dersim iline girişlerinin bir hafta boyunca yasaklandığı kararıyla bunu bir kez daha ilan etmiştir. Başta Dersim halkı olmak üzere dünyanın dört bir yanından yola çıkarak gelen tüm canlarımıza, diline, kültürüne, doğasına, inancına, sanatına ve siyasetine sahip çıkarak göstermiş oldukları ilgiye teşekkür ediyoruz. Bu değerlerimizi her zaman savunacağımızı belirtiyor. Madencilik yasağına karşı doğayı, talana karşı madenleri, yasaklara karşı sanatı savunmaya devam edeceğiz. İki aya yakındır onlarca yoldaşımız, dostumuz, siyasi kurumlar, STK'lar, tetkik komitesi bu festivalin olması için gerçekten çok zaman, çok emek harcadılar. Onlarca esnafımız, standları açan dostlarımız buna hazırlandılar. Ama gel gör ki bunların hepsi cezalandırıldı. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak havada burada olmanız bizim için çok önemli. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Kendi ata topraklarına giremediği, bu vesileyle ormanların yakıldığı, operasyonlar adı altında insanların yan yana gezmesinin bile engellendiği bir dönemde festival çıktı. Bu festivalin amacı ve tarihsel süreci çok daha önemlidir. O yüzden Türkiye'deki aydınlar buradaki festivalimize sahip çıkması lazım. 85 yıl önce Seyit Rıza'nın söylediği gibi biz sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedik. Ancak sizin de önünüzde diz çökmeyeceğiz. Bu da size dert olsun sözünün tüm Türkiye'de yankı bulmasını istiyoruz. Önümüze konulan sözde yasaklamaların içerisindeki tırnak içinde belirleyip biz festivali düzgün bir şey getirdik. Yalan ve hileleriyle baş edemedik. Bu yüzden diz çökmeyeceğiz. Buradaki tüm Dersim ve Dersim dostlarımıza dört gün boyunca omuz omuza birlikte ve hep beraber kardeşçe birlikte yaşamayı, omuz omuza büyük halaylarımızı çekmeye bize destek olmanızdan ötürü de teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bir an önce belirtildi, Ankara'nın kararıyla, İçişleri Bakanı'nın kararıyla iktidara gelen 20 yılı önce iktidara gelen dün Nebati açıkladı. Müjde verdi. Dedi ki 1 milyon yoksul aileye yardım ediyorduk. 2022'de bunu 4 milyon 200 bine çıkardık. Bu kadar aymazlık, bu kadar utanmazlık var mıdır dünyada? 5'le çarpsanız 20 milyon insanı yoksul yaptık diyorlar 20 yılda. Yasaklar bizim ana şiarımızdı. Yasaklara hep beraber karşı çıkıyoruz. Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanımız burada. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanımız burada. DAT eş Genel Başkanı burada. Tüm Alevi kurumları adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yaşamı sanatı savunmaya davet ediyoruz. Bu mani o işiydi. Dersim halkı doğasına sahip çıkmasını istiyorlar. Çünkü Dersim doğasının üzerinde bir rant politikaları var. Çünkü Dersim doğasını talan ederken savaşı daha da derinleştirmenin bir yöntemi, bir aracı haline getiriyorlar. Çünkü Dersim'in ağaçlarını kendileri yakarken bunun karşısında mücadele eden, ses yükselten olsun istemiyorlar. Asimilasyon politikalarına karşı kimse mücadele etmesin istiyorlar. Çünkü AKP'nin, Erdoğan'ın her kürsüde söylediği şeyi Dersim'de de uygulamak istiyorlar. Tek dil, tek millet ve aslında tırnak içerisinde söylemedikleri tek din ve tek erkek siyasetini Dersim'de uygulamak istiyorlar. İşte bu tekçiliği burada da kurumsallaştırmak, faşizmi daha da büyütmek için bugün Dersim Festivali'ni
yasaklıyorlar. Daha önce de benzer uygulamalarla hep beraber karşı karşıya kaldık. Evet, bu en üst perdesidir ama Kürtçe şarkı söylediği için konserleri yasaklananlar, AKP-MHP ittifakına muhalif oldukları için, kapı kulu sanatçı olmadıkları için, sarayın kapısında biat etmedikleri için, iktidarın politikaları çerçevesinde tekçiliği, milliyetçiliği, cinsiyetçiliği, militarizmi örgütlemedikleri için onlarca sanatçı hedef alındı. Ve grup yorumun alınmamasının, yine isyan ateşinin alınmamasına gerekçe yapılan aynı gerekçe, güvenlik gerekçesi, terörle mücadele gerekçesiyle bu kılıfla insanlık suçu işlendi. Biz buradan Dersim'den de en sert biçimde bu savaş politikalarını, her gün canlarımıza neden olan, canlarımızı alan, doğamızı yok eden, yakan yıkan politikaları da en sert biçimde kınıyoruz. Ama şunu net bir biçimde de ifade etmek lazım. Evet, Dersim halkı, Kürt halkı, Türkiye'deki Aleviler, Türkiye'deki bütün halklar bu politikaların farkında. Tam bu nedenle yaşamlarında alternatifleri üretmekten vazgeçmiyorlar. Bu buradaki uygulamalar da festivali şenlik havasında kutlamamız gerçekliğini değiştirmeyecek. Buradayız yine. Belki konserleri gerçekleştiremeyeceğiz. Belki farklı etkinlikleri gerçekleştiremezsek de yine buradayız. Yine doğamızı savunacağız. Yine inancımızı savunacağız. Yine toprağımızı savunacağız ve yine asimilasyon politikalarına karşı hep beraber ses yükselteceğiz. Ve emin olun ki bu iktidarın geldiği acziyetin son noktasıdır. Baş edemeyeceklerini bildikleri için şehre giriş yasağı koydular. Baş edemeyeceklerdi ama buradan türküler, şarkılar söylenmeye devam edecek. Ez dağfazlıkın binin evacı hem konseri ve hatın kadakakırın hem ji bütün diye rubruman em de be em ev zamanı kho bu kenen em ev zamanı kho stran aji bejin em ev zamanı kho kho dil çandu diroka kho jider kevin ez ve tavab rezdar islam